İlker Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Güzel. Merhaba. İlker Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhaba. Benim yaşım kadar sen ticaret tecrüben var. Bugün evet. Bu tecrübelerinden istifade etmek için geldim. İnşallah. Ne kadar, kaç sene oldu ticaret hayatında? Ticaret hayatımız bizim çok uzun yıllar öncesine dayanıyor. 9 yaşından beri aşağı yukarı çalışıyorum. 9 yaşından beri ticaretin içerisindeyim. 46 yaşındayım. 35 senedir ticaretin içerisindeyim. Yaklaşık bunun 24-25 senesi tekstil kumaşla geçti. Geri kalan kısımlarında inşaatla devam ettik. Son 3 yıldan beri de e-ticaret yapıyoruz. E-ticarete otomotiv aksesuarlarıyla başladık. İşimizi geliştirerek, büyüterek OTC ve diğer gruplarla devam ediyoruz. Bu şu anda tekstil alanında herhangi bir faaliyetimiz yok. Sizi bu OTC alanına yönlendiren neydi Yılmaz abi? E-ticarette daha mı avantajlı? Şimdi aslında şöyle söyleyeyim. Biz e-ticaret ve otomotiv sektörüyle alakalı başladık. Ama otomotiv sektöründe istediğimizi maalesef ki bulamadık. Bunda pandeminin etkileri çok oldu. Biz şu an yavaş yavaş oto sektöründen çıkmak üzereyiz. Ama onunla birlikte, pandemiyle birlikte bize şans getiren bir şey, sektöre de girme fırsatı bulduk. O da OTC. Çünkü bu sektörde gıda takviyeleri de yaklaşık pandemiyle birlikte başlayan bir kullanım alışkanlığı oluştu. Biz doğru yolda olduğumuzu inanıyoruz ve bu işe yatırım yapıyoruz. Yaklaşık şu ana kadar yapmış olduğumuz yatırım bu işle alakalı $500,000 geçti. Yaklaşık 1 milyon dolar daha bu konuyla alakalı yatırım yapmak istiyoruz. Ve yaptığımız işi gerçek anlamda ciddi manada halkımıza en uygun koşullarda, en iyi, en sağlıklı koşullarda ürünleri nasıl ulaştırırız, onun derdinde olacağız. Bununla alakalı 3 tane firmamız var. Kozmolanyo.com, favorofarma.com ve ucuzalavm.com diye 3 tane kendi sitemiz var. Ve ayrıca bizim e-ticaret uzmanımız olan Uzeyir Bey size anlatacak zaten. Onunla alakalı bayağı bir almış olduğumuz firmalara ait şeylerimiz de var, uzantılarımız da var. Günlük ortalama 800 kargo yapıyoruz İlker Bey. Ama yıl sonu hedefimiz Allah nasip ederse 2500-3000 kargo günlük ortalamada çıkartmak. Hedefimiz bu. Kısacası günlük cirolarımıza da değinmek gerekirse yaklaşık geçen yıldaki sepet ortalamamıza baktığımızda yaklaşık bir ürün maliyeti 100 lirayken şu anki sepet ortalamamız maalesef ki fiyatların artışından dolayı, ekonomik sıkıntılardan dolayı yaklaşık 250-300 bandına yaklaştı. Bu da demek oluyor ki bizim günlük ciromuz yaklaşık 800 kargo çarpı 300 TL dediğimiz zaman 240 bin liralık bir ticari hacme ulaşmış durumdayız. İlerleyen zamanda şöyle bir şeyimiz de var, düşüncemiz de var. Üzeyir Bey'le ve diğer arkadaşlarımızla değerlendirdiğimizde kendi ürünlerimizi kendimiz üretmeyi hedefliyoruz, planlıyoruz. Aklına gelebilecek bir sürü insanların genel ihtiyaç duyduğu ürünlerle alakalı üretim planlıyoruz. Bu da firmamıza hem kalite anlamında kalite katacaktır, hem de ürettiğimiz malları vatandaşlarımıza biraz daha uygun koşullarda ve daha kaliteli anlayışla satmanın derdindeyiz. İnşallah Allah nasip ederse olacak. Amacımız, maksadımız bu ürünlerle alakalı nasip olursa üretmeyi planladığımız kolajen, glukozamin, balık yağları, pasiflora, ondan sonra multivitaminler, enerjiler, şampuanlar, deodorantlar, yani birçok ürünle alakalı aslında şu an fizibilite çalışması yapıyoruz. Hangi ürünleri yapmamız daha doğru, hangi ürünleri üretmeyle alakalı başlangıç yapabiliriz. Ama yaparken de biraz daha kreatif düşünüp insanların yapmadığı bir şeyi yapmayı hedefliyoruz. Mesela kolajenle alakalı herkes kolajen üretiyor. Ama biz kolajeni biraz daha farklı bir formda nasıl üretebiliriz, nasıl yaparızın peşindeyiz. Bununla alakalı çok güzel bir ekibimiz var.
Aslında şu an onunla alakalı bahsetmek de aslında biraz doğru bulmuyorum. Biraz sürpriz bir ürün olacak. Kimsenin yapmadığı bir ürünü deneyeceğiz. Allah nasip ederse inşallah. Dolayısıyla hedeflerimiz büyük. Bu üretmiş olduğumuz ürünlerin en azından diyelim ki %10'unu, %20'sini eğer biz yapabilirsek yılda yaklaşık kendi ürettiğimiz ürünlerden de bir 300-400 bin adet kendi mağazalarımızda ya da pazar yerlerinde satmayı hedefliyoruz. Satmayı planlıyorsunuz. Evet. Şimdi şöyle İlmaz abi, burası görece büyük bir işletme. Tabii bizi takip eden, bu işlere yeni girmeyi planlayan, yeni girişimci olmak isteyen de birçok kişi var. Evet. Senin bunlara tavsiyen ne olur? Veya küçük sermayelerle, küçük bütçelerle şu anda bu piyasada iş yapmak, ayakta kalmak mümkün mü? Veya senin tavsiyelerin neler olur? Bir de onu öğrenmek isteriz. Aslında güzel bir soru İlker Bey. Bu konuyla alakalı internet piyasasıyla alakalı yatırım yapacak olan arkadaşlara mesela şunu önerebilirim. Küçük sermaye ile başlayacaklarında hesaplarını kitaplarını çok iyi bilsinler. Çünkü internet piyasasında kargolar, komisyonlar falan vesaireler bunlar mesela sanki kazandım gibi görünse de aslında kayıplara dönüşebiliyor bunlar. Ve birçok arkadaşımız bu konuyla alakalı zarar edebiliyor. Farkında olmadan zarar edebiliyor. Acizane tavsiyem ya fikirleri var ise bunları güvenebilecekleri insanlarla birlikte paylaşıp büyük bir işletme haline getirip fikirlerini başkalarıyla paylaşıp onlarla ortak olmalarıdır bence. Çünkü ne kadar bu işte malumunuzdur ki zaten piyasada çok aşırı derecede fiyatların artmasından dolayı özellikle bizim kendi yapmış olduğumuz OTC grubunda ya da işte atıyorum kozmetik grubunda yani inanılmaz fiyatlar. Yani artık bu şimdi küçük paralara 50 bin liralara 100 bin liralara 200 bin liralara yapılacak işler haline gelmekten çıktı maalesef ki. Dolayısıyla ne yaparlarsa yapsınlar ayaklarını yorgandan da göre uzatsınlar diyorum. Çünkü ayak yorgandan çıktığı anda gelirle gider dengesini oluşturamadıkları anda zarar öderler. Biz mesela otomotiv piyasasında bu konuyla alakalı biz de yıllarca tecrübe edinmemize rağmen biz de bayağı bir zarar ziyana uğradık. Bu konuyla alakalı bayağı bir üzüldük. Benim arkadaşlara acizane tavsiyem dediğim gibi en azından hesaplarını kitaplarını bilmelerini, bilen insanlara sormaları, eğer çok kreatif bir fikirleri varsa onları da başka yatırımcılarla paylaşıp birlikte beraber hareket edip büyük düşünmelerini ben tavsiye ederim. Çünkü artık küçük düşünerek, küçük planlar yaparak bazı şeyleri insanların gerçekleştirmesi gerçekten çok zor. Yani artık büyük düşünmek için zaman geldi diye düşünüyorum. Kesinlikle Umar abi. Zaten bu ticaret hepimizin amacı bir. Para kazanmak. Para kazanmak. Gelir elde. Ama maalesef ki işte İlker abi bu işi sadece şan ve şöhret için yapan insanlar bile var. Evet. Yani duyuyorum mesela bazı insanlar var. Yani özellikle bizim piyasamızda yani çok düşük kar marjlarıyla namım yürüsün diye böyle ticaret yapan insanlar var. Onlar da piyasayı maalesef bozuyor. Bizim para kazanmamıza yol açıyor. Ya bu şeyler, şimdi sipariş alıyor, bir hareket oluyor, ya bir döngü oluyor. Halbuki gelir elde etmese bile İşte o mutluluk olmamı sağlıyor. Evet. Yani ama bu ticaret için yapılmaz. Bir insan mesela ki normal şartlarda eğer beyninin mutluluk hormonu salgılamasını istiyorsa o zaman başka şeyler de var. Onları yapabilir yani. Çikolata. Tabii çikolata etsin. Yani gibi. Ya da bir insanı sevsin. İnsan örnek veriyorum. Yani bu doğayı sevsin, hayvanları sevsin. Ama ticaretin kuralını değiştirmesinler. Yani benim şu an mesela normal şartlarda üzüldüğüm şeylerden bir tanesi de gerçekten yani ticareti kuralına göre oynamayan insanlar yüzünden bugün bir sürü insan sadece ben değil bir sürü insan zarar ziyan içerisinde özellikle şeyle alakalı pazar yerleriyle alakalı satışlarla alakalı son derece dikkat etsinler yani. Onlarla alakalı çok büyük kayıplar yaşıyorlar. Farkında bile değiller. Bununla ilgili şimdi bu pazar yerlerini eleştiren bir grup var, bir de savunan bir grup var.
savunanlar genelde şöyle küçük bütçelerle iş yapıyor, yeni başlıyor. Bir miktar, çok cüzi miktarlar da olsa para kazanıyor adam. Pazar yerlerinin savunucusu, avukatı gibi oluyor Yılmaz abi. Halbuki zaten sen bir iş yapıyorsun. Bundan gelir elde etmen kadar doğal bir şey yok. İşin farkını sizin gibi... Şimdi aslında... mesela ben bir örnekle şey yapayım abi sana. Belki vaktini zamanını fazla alacağım ama güzel bir konuya değindiğin için ben sana bu konuyu anlatayım. Ben geçen mesela Starbucks diye bir program vardı. Trendyol'da yaklaşık yılda 400 bin TL ciro yaptı diye bir arkadaşımızı yayınlamışlar orada. Tamam mı? Tamam, müteşebbis. Evet, her şey çok güzel. Oradaki anlatılan hikaye, dizayn edilen şey, evet başarı öyküsüdür. Evet, başarı öyküsüdür. Sıfırdan bir genç delikanlının bunları yapması güzel midir? Evet, güzeldir. Ama unutulan şeyler var orada. Eksik anlatılan şeyler var. Bir işletmenin maliyeti, bir işletmenin bir insan normal şartlarda diyelim ki yanındaki elemanların maliyeti, SSK'sı vesaireleri, yemeğe osu busu koyduğunuz zaman o 400 bin lira zaten bir işletmenin aylık giderini çok çok aşar ve geçer de. Dolayısıyla bunların hiçbirisi hesaba katılmamış, yapılmadan işte 400 bin lira satış yapıldı, işte başarı öyküsü falan filan. Yani bu mesela diyelim ki biraz ütopya oluyor. Biraz sanki insanları kandırma oluyor. Yani benim mesela yeni özellikle bu işe girecek olan gençlere özellikle tavsiye edeceğim şey, iyice etüt etsinler, yani satacakları malı iyi bilsinler. Bir sefer bu işin uzmanı ve profesyoneli olmasalar da uzman ve profesyonel birisiyle çalışsınlar mutlaka. Yani çünkü bilmeden bir sürü yanlışlar, hataları yapılabiliyor ve bu hatalar yarın ekstrasına yansıdığı zaman, baktığı zaman aslında hiç para kazanamadığını, zararda ziyanda olduğunu gördüklerinde gerçekten çok üzülüyorlar ve bu insanlar ticaretten de soğuyorlar. Yarın mesela ki iyi bir ticaret yapacakken bu sefer hiçbir şekilde ticarete aman ben yapmayayım, amir olayım, memur olayım ama giden insanlar da oluyor. Yani o yüzden dikkatli seçim yapmalarında fayda var. Ayrıca yurt dışında Batı Afrika ile alakalı İlker abi bir projemiz mi mevcut? Yaklaşık bundan bir yıl kadar önce 6 ay kadar Senegal'de yaşadı iki tane yeğenim. Orada sadece Ar-Ge için bir 400-500 bin lira para harcadık. Hangi işi yapabiliriz? Hangi sektör doğrudur diye. Birçok sektörü ele aldıktan sonra bayağı bir numuneler de gönderip orada ticaret yaptıktan sonra anladık ki bizim orada mesela yapabileceğimiz sektörlerden bir tanesi bebe tekstili üzerine diye düşündük ve karar verdik. Şu an orada mesela faaliyet gösteriyoruz. Aynı zamanda Üzeyir Bey orayla alakalı internet sitesi ve parayetende satışıyla alakalı da bir site hazırlıyor. StoreTurk diye bir şeyimiz var. Orada parayetende satış kozmetik mağazası var. Bu mağaza Jumia üzerinden, Afrika'nın en büyük pazar yerinden Jumia'da satış yapıyor. Yeni gençlere kreatif düşünüp bu tarzda yerleri görmelerini, orada asıl paranın, asıl ticaretin orada olduğunu belirtmek isterim acizane. Peki memnun musun bu şu anki e-ticaret ortamından? Memnun musun? Şimdi aslında şöyle söyleyelim İlker kardeşim. Yani e-ticaret dendiği zaman akla herkesin ağzını sulandıran bir pasta varmış gibi ortada görünse de bence hiç de öyle değil. Yani bu işi çünkü gayri ciddi yapan insanlar yüzünden maalesef ki bu hale geldi. İşini bilmeyen, işini kontrol etmeyen, kârda mıyım, zararda mıyım bunları bilmeyen insanların genel iştahları yüzünden aslında bu işe meyilli olan, yapmayı becerebilecek olan insanların da iştahını kapatır duruma getirdikleri bir durum meydana geldi. O yüzden girecek olan insanlara sizin daha önceki videonuzu seyretmelerini tavsiye ederim. Siz orada bir maliyet hesabı yapmışsınız. Gerçekten burada bu insanların hiçbirisi bu hesapları göz önünde bulundurduğunu ben düşünmüyorum. Ben bunları aslında kamikaze diye adlandırıyorum. İntihar bombacısı gibiler. Evet.
Yani bir işletmeyi açtıklarında sonrasında bu işletmeyi sürdürmeyle alakalı hiçbir gayeleri ve amaçları, maksatları olmayan, sadece bu işi spor olsun diye yapmak isteyen bir sürü insanlar var. Ama maalesef ki e-ticaretin dokusuna çok zarar veriyor bunlar. Ayrıca e-ticarette sadece bunlarla alakalı şeyler de yok, sıkıntılar da yok. Diğer sıkıntılar da mevcut. Mesela pazar yerlerinin aşırı derecede yüksek komisyon almaları, ondan sonra birçok firmayla rekabet edebilme şeylerimiz. Bunlar gerçekten bizleri çok yoruyor, güzel şeyler. Pazar yerleri inanılmaz bir tekel oluşturdu. Maalesef, maalesef. Pazar yerlerinin tekel oluşturmasından daha ziyade, yani bunların hiçbirisi tabii ki pazar yerleri olması gerek. Yani insanlar bir şekilde ticarete başlaması için pazar yerlerinin olması gerek, ama şimdi bir tarafta mesela yeni piyasaya atılan bir pazar yeri düşünelim mesela. Bize geçenlerde bununla alakalı mesela teklif geldi, pazara mı diye. Gayet komisyonlar hem yıllık olarak sabit, %6'lar gibi, %7'ler gibi şeyler de komisyon oranları. Bunlar kabul edilebilir rakamlar. Ama şimdi sistemsel bazda baktığımız zaman %17'lik bir kar marjı pazar yerleri için bu halkın ürünü almasıyla alakalı üzerine binen ekstra bir fiyat demek. Yani şöyle, 500 liralık bir üründe pazar yerinin kazancı yaklaşık 100 TL. Burada satıcının üzerine binen ekstra yük 100 TL oluyor. Burada işte ondan sonra kargo var, işletmenin karı var vesaire derken, bunlar nominal değerlere indirilebilirse, kabul edilebilir seviyelere indirilebilirse, aslında hem pazar yerleri daha çok iş yapmış olacak, müşteriler memnun olacak. Burada tabii ki sektörel anlamda mesela şeyler de var. Özellikle pazar yerlerinde, biz kendi sitelerimizde de satış yapan bir firmayız. Bunlarda kolay kolay yaşamıyoruz, ama pazar yerlerinde çok aşırı derecede iade almasak da, mesela iadelerimiz %4, %5 oranlarında bile kalmış olsa bile, bu bizi rahatsız eden bir oran aslında. Evet. Bu pazar yeri komisyonlarını işte satış pazarlama gideri olarak düşünmek gerektiğini söylüyor bir kısım. Evet. Ama böyle dahi düşünsek yine de mevcut komisyon oranları çok yüksek. Yüksek buluyorsunuz siz. Evet. Çok yüksek ve bu aslında bizim cebimizden çıkan bir oran da değil. Ama vatandaşın üzerine binen bir oran diye düşünüyorum. Dolayısıyla ciddi firmalardan alışveriş yaptıklarında, bizim gibi mesela, biz çünkü bir ürünü şey yaparken, onu konsüle ederken aynı üründen yaklaşık diyelim ki 500 tane, 1000 tane ürününe göre, çok sattığımız ürünlerden 3000-5000 tane ürün bile saklayabiliyoruz. Dolayısıyla bu ürünleri tercih ederken pazar yerlerinden almak yerine kendi sitelerimizden alırlarsa daha uygun fiyatlarda, daha uygun koşullarda fiyatlarla karşılaşacaklardır. Benim de acizane tavsiyem bu. Teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Allah evet. razı olsun. Bizi memnun ettiniz, şeref verdiniz. Ben teşekkür ederim. Özellikle bu işte de böyle senin gibi sermaye yatıran, profesyonel çalışan bir firmanın sahibinin fikirleri benim için de çok değerliydi. Allah razı olsun. Çok teşekkür ediyorum. Teşekkür ederim. Müsaade istiyorum. Allah razı olsun. Teşekkür ederim. Sağ olun, var olun.